hangi ışığa uçacağımızı biliyoruz. Çok yakında bu fenerler gibi biz de uçacağız. Sana söz veriyorum Güneş'im. Bu evden birlikte çıkacağız. Adnan, korumalara söyle, evin çevresine baksınlar. Burada birileri var. Kim olduğunu bul. Hey, niye durgunlaştın? Alındın mı ya? Kötü bir şey demedim ki. İyi, hoş çocuk dedim. Yok, alınmadım da böyle küçük bir ön yargı sezdim. Ya ben ön yargı demezdim. Neyse, takılmıyorum. Yani... Sonuçta o senin ön yargılarındaki gibi bir değil. Ömer! Rüya, hey! Hayır. Beyefendi dur! Sakın. Sakın. Atlasçığım, canım oğlu, neredesin? Bari durma, çocuğu uyandıracaksın. E, uyansın. Uyanmazsa nasıl gideceğiz? Koca çocuk. Hem şimdi taşıyamam, belim ağrır. Atlas seninle hiçbir yere gelmiyor. Yapma ya. Peki sen kim olarak engel oluyorsun buna? Hiç kimse. Ama artık zaten benim sana engel olmama gerek yok. Çünkü onun sana getireceği bir fayda yok. O ne demek? Artık ona ait bir servet yok demek. Bu mümkün değil. Neden? Çünkü bunlar... Sonra hastaneler. Sonra gayrimenkuller. Sonra bankadaki paralar. Hepsinin tek varisi Atlas. Artık değil. Çünkü bunların artık hepsi benim. Aa tabii. Söylediğin gibi Atlas benim hiçbir şeyim değil. Ne oldu? Hevesin mi kırıldı? Ben bunu yanınıza bırakmam. Çık git evimden. Yoksa polis çağır. Ne bakınıp duruyorsun? Hadi yürü git. Biliyor musun?
Aksine şimdi daha da bir içim ısındı oğluma. Hayır, hayır, bekle, 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 dur, dur, yapma. Kalk yürü, gidiyoruz, kalk. Hayır, bırak, bırak, senin derdini ikimiz de biliyoruz, bırak, bırak, bırak. Atlas, bırak çocuğu, bırak, Atlas, bırak, bırak, dur, hayır, bırak. Külü dur, bırak, durduramazsın. Bırak. Ağrışırız. Atlas, Atlas dur, yapma, ne olur yapma, lütfen bırak, bırak çocuğu, ne olur, ne olur. Yalvarırım sana, ne olur bırak. Uzak dur, yoksa polis çağırırım. Sen Atlas'ın hiçbir şey değilsin. Ben onun babasıyım. Bak, dur. Bak, sen çok güçlü bir çocuksun, tamam mı? Tamam mı? Sakın ona inanma. Ben seni bırakmayacağım. Sen benim oğlumsun. Tamam mı? Canımsın benim. Gelip seni alacağım. En fazla birkaç gün. Tamam mı? Bana inanıyor musun? Tamam. Söz veriyorum, ben seni gelip alacağım. Boş sözler verme. Beni oğlumdan ayıramayacaksınız. Tabii fiyatta anlaşmaya yanaşmazsınız. Canım, canım, alacağım, alacağım seni, korkma, korkma, söz veriyorum, söz veriyorum, gelip seni alacağım, tamam mı? Sadece birkaç gün, söz veriyorum. Ne oldu? Bir şey bulabildiniz mi? Maalesef. Evin etrafında kimse yok. Yalnızca bu. Arka bahçe duvarının oradaydı. Evin önüne kadar gelmiş yani. Ozan'dan mı şüpheleniyorsunuz? Bu kadar ayağa düştü mü yani? Ben öyle demek istemedim. Ne demek istedin Adnan? Siz evin etrafına kadar gelmiş deyince... Karınızın peşinde başka kim olabilir diye mi düşündün? Ben asla böyle bir şey düşünmedim. Var şu tüm. Haydi bakalım uykuya. İyi geceler aşkım. Anne. Anneciğim. Bana masal okur musun? Okurum. Ama gözlerini kapatacaksın. Tamam. Çok geç oldu çünkü. Hadi bakalım. Evet, bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Bir zamanlar uzak bir ülkede kötü bir kral yaşarmış. Bu kral halkına çok çektirirmiş. Ona boyun eğmeyenlere türlü eziyetler edermiş. Sevenleri ayırır, gülenleri ağlatır. Cesur savaşçıları zindana attırır. Yalnız kendine boyun eğenleri yaşatırmış. Kral o kadar yenilmezmiş ki kim karşı çıkmaya kalksa cezasını hemen bulurmuş. Ama o heybetli, güçlü adamın bir zayıf noktası varmış elbet. Neymiş o? Bir kraliçe. Sarayını hapsettiği bir kraliçe. Kralın sonunu getirmek de o kadından başkasının yapabileceği bir şey değilmiş. Kraliçe kralın kötülüklerine son verebilmek için bir şeyler yapması gerektiğini bilirmiş ama ne yapacağını bilmezmiş. Nasıl yapsın, nasıl bir yol bulsun diye düşünürken imdadına biri yetişmiş. Kim ki? Bir cadı. Ama iyi bir cadı. Sonra ne olmuş? Daha sonrası yok artık. Çok geç oldu. Uyku gözünden akıyor. Hadi aşkım. Ama sonunu çok merak ettim anne. Kraliçe kralı yenmiş mi? Yenmiş. Yenmiş. Çünkü masallar hep mutlu biter. Evet, yani... O mutluluğa ulaşmak biraz uzun sürebilir ama...
Sonunda iyiler hep kazanır. Gerçekten sevenler hep kavuşurlar. Rüya ben... Dikişi attılar. Dudağı patlamış. İyi. En azından bundan sonra nasıl konuşacağını öğrenmiştir. Sen hala nasıl böyle konuşabiliyorsun ya? Rüya, adamın dediklerini bir duysan... Ne fark eder? Ne dediyse dedi, ne fark eder? Fark eder. Ben duyduysam daha büyük fark eder. Ha, ne olacak sen duyunca? Kendini mi kaybedeceksin? Neredeyim, ne yapıyorum demeden birini mi döveceksin? Döverim. Çok güzel, oh. Çok güzel. O zaman senden şikayetçi olduklarında polise de böyle dersin. Vallahi gerekli dövdüm komiserim dersin. Derim. Ya inanamıyorum sana. Nasıl savunabiliyorsun hala şunu? Tamam, savunmuyorum. Ama bak öyle bir durumda bir daha olsa bir daha yapardım diyorum sana. Delireceğim ya. Artık. Niye? Ne niye? Söylediklerinin farkında mısın konuştuklarının? Çok mu normal bu? Normal Rüya. Çünkü ben böyleyim, tamam mı? Dün de böyleydim, bugün de böyleyim. Tamam mı? Sen beni bugün tanımadın. Tam tersi. Galiba ben seni bugün tanıdım. Geçmiş olsun. Sağ ol. Fena benzetmiş ikinizi de. Şerefsiz. Ama göreceğim ben onu. Davacıyım net. Değilsin. Ne? Değilsin. Serkan yapma. Herif resmen üstümüze saldırdı. Onu biliyoruz. Da başka şeyleri de biliyoruz. Nasıl? Ne varmış başka? Senden önce Sedat'ın yanına uğradım. Onun durumu senden bir tık daha iyi. Bana içeride ne konuştuğunuzu bir bir anlattı. Aynı şeyleri ben de duymuş olsaydım, ben de aynısını yapardım. Evet, belki yöntemim biraz farklı olurdu. İnsanların içinde yapmazdım ama aynısını yapardım. Sen ne diyorsun? Ne oldu, niye şaşırdın? Siz bir kadının arkasından ağza alınmayacak laflar edeceksiniz. Kapı arkalarında ettiğiniz iki kelimeyle kızın haysiyetini, onurunu bir kalemde harcayacaksınız. Sonra biri gelip sizin ağzınızı, yüzünüzü kırınca ama bunu yapmaya hakkı yok olacak, öyle mi? Ben söyleyeyim, öyle değil. Çünkü ben de buna izin vermezdim. Ya yanlış anlama, ben öyle ağız burun da almam. Ama size de benim yaşadığım dünyada nefes alacak yer bırakmam. Bunu yaparken de şu kadarcık pişman olmam. Sen yine de istiyorsan davacı ol. Sen bilirsin. Sonuçta senin de bunu yapmaya hakkın var. Durumu nasıl? İyi iyi, bir problem yok. Şikayet falan? Yok, ikisinin de öyle bir niyeti yok. Ya bu arada ben Ömer adına... Özür dileme sakın Rüya. Yani sonuçta senin toplantın... Yani baktığında bir yandan da iyi oldu. Arkadaşın sayesinde nasıl insanlarla iş yapmamam gerektiğini öğrenmiş oldum. Nasıl yani? Sen Ömer'in bu yaptığını... Tabii ki doğru bulmuyorum. Ama anlıyorum. Ne, bakma bana öyle. Tamam, yöntemi yanlıştı, kabul ediyorum. Ama medeniyette bir yere kadar değil mi? Hadi asma suratını, gel. Söyle çocuğa da sıkmasın canını. Halloldu. Kapandı, bitti mevzu. Gitti. Kavga mı ettiniz? Başka ne olmasını bekliyordun ki? Yani sizin de aranızda bir erkek dayanışması var ve bunlar çok normal gibi davranıyorsunuz. Ama kusura bakmayın, bütün bunlar benim için çok fazla. Yani hani seni korumak için böyle bir şey yaptığını... Mesele o değil. Beni korumak için kendini bu denli kaybetmesi... İyi değil. Hiç iyi değil Serkan. Niye biliyor musun? Çünkü bugün beni korumak için başkasına kaldırdığı elini... ...yarın öbür gün bana sinirlendiğinde bana kaldırmayacağının bir garantisi yok. İkisi bana sorarsan ayrı şeyler. Değil. Değil, sana bahsetmiştim ya.
kuzenimden Cemre. Hı hı. Cemre'nin bana Çelebi ile ilgili ilk anlattığı şey neydi biliyor musun? Benim için kavga etti demişti ve o kadar mutlu olmuştu ki. Yani o da gitmiş başkasına yumruk atmış Cemre'yi laf ettiler diye. O hikayenin sonunu biliyoruz ama. Ama şimdi Çelebi diye bahsettiğin karakter başlı başına bir psikopat ya. Tamam biliyorum. Zaten ikisini asla kıyaslayamam ben. Ama sevgisini şiddet kullanarak ifade etmek, bir de bunun arkasında durmak. Yöntem dedin Serkan ya. Yöntem dedim, bu o kadar önemli ki. O zaman bunları bana değil, ona söyle ha. Değişebilir mi sence? Gerçekten seviyorsa ve istiyorsa neden olmasın? Hadi gel, sıkma canını artık, gel. Uyudu mu? Uyudu. Sen gelmeyecek misin? Ben odamın anahtarını istiyorum. Ya. Sana söylemiştim. O konu kapandı artık. Ya benim karımsın ya da benim karımsın. Başka seçenek yok. Direnme artık. Bana biraz zaman verebilir misin? Hiç olmazsa bunu yap. Peki. Ama uzun sürmesin. Geç oldu. Gelirim. Su ister misin? Hayır istemem, teşekkür ederim. Çiçek, ne oldu, iyi misin gece gece? Ben kimi arayacağım bilemedim. Geliyorum. İskender. Benim çıkmam lazım. Bir şey mi oldu? Yok ya, bir arkadaşım aradı. Bir arkadaşın? Senin benim tanımadığım yeni arkadaşların mı? Çok geç kaldım. Yo, yeni geldim, yeni. Zaten mahalleye yeni geldim oğlum. Ha tamam, sonra konuşuruz. Ömer, neyi sonra konuşacağız oğlum? Ne oldu? Sen bana anlatsana bir derdini. Ya birader, elleme beni bugün ya. Yarın konuşuruz, sonra konuşuruz diyorum sana. Tamam kardeşim, eyvallah. Tamam, hadi eyvallah. Dur dur Ömer. Hah. Yarın Sinan'la buluşmaya geliyorsun değil mi bu tarih eser mevzusu için? Tamam tamam birader, gelirsin. Şey yaparım, şu an onu hiç düşünecek vaktim yok benim. Hadi. Hadi eyvallah. Sonra da işte iş güç derken bunca zaman oldu. Hadi canım hadi, iş güç değildir o. Ne diyorsun yine Dilek abla ya? Ne diyorsun? Geçen gün ben de gördüm seni Ömer'in dükkana girerken. Ay sen eksik kal zaten. Bir şey yok, ayrıca konuştuk. Ne konuştunuz acaba? Dükkana girip Ömerciğim dükkanda iş durumları nasıl diye mi sordun?
Yoksa dükkanın cirosu nasıl diye mi sordun? Yani Ömer'le sen dükkanda baş başa ne konuşmuş olabilirsiniz? Vallahi borsanın durumunu konuştuk. Tabii. Dolarmalar çok arttı ya bu ara. Bir konuştuk onu aramızda hani ne yaparız ne ederiz diye. Kendi aramızda bir çözsek mi dedik bu durumu. Ne konuşacağız Allah aşkına, çocuğun zaten sevgilisi var. Evet, sevgilisi var. Ama insanın ilk aşkı geri döndüyse eğer biraz kafası karışır yani. Ben Ömer için dönmedim. Döndün işte, buradasın. Bitti artık bu çekirdek muhabbeti, zaten çekirdeğimiz de bitmiş. Aa bak, görüyor musun nasıl kaçıyor bak. Ya kaçmıyorum, uykumuz geldi hadi. Yarın bak, gelirsiniz gene. Zeyno. Şimdi gidiyorum ama bu iş burada bitmez bak bilesin. Bu konuyu tekrar tekrar konuşacağız, ona göre daha bitmedi. Tamam canım, aynen, bırakmayız, konuşuruz. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Hayırlı akşamlar. Ömer. Kavga mı ettin sen? Ya ettiysem ettim Zeynep, ne yapacağım şimdi, oturup sana mı anlatacağım burada bunu ya? Yo. Ama o eli sarmak lazım. Ya ben iyiyim, lütfen beni bir bırakın ya. Başına getirdim ben. Ya Zeynep, hiçbir şey istemiyorum ya. Kes sesini Ömer, geç otur şuraya, hadi konuşma çok. Hadi. Kimi dövdün? Tanımaz. Sen tanıyor muydun? Ben de tanımıyordum. Klasik. Ne klasik? Tahmin edeyim. Birisi senin eşine, dostuna, arkadaşına ya da sana. Ki bu sonuncusu çok düşük bir ihtimal. Çünkü sen kendin için asla kavga etmezsin. Yanlış mıyım? Değilim. Neyse, laf ettiler. Sen de dayanamadın, çaktın yumruğu. Yanlış mıyım? Değilim. Ya çok biliyorsun değil mi? Uğruna bir ömür verdim. Zeynep, şöyle şeyler söyleme artık ya. Yalan mı söyleyeyim? Olan bu. Ama eskidendi, lisedeydik. Çocuktuk. Geçti gitti işte. Geçen de belli, kalan da. Doğruya doğru. Ama ben bir şey merak ettim. Şimdi sen biri için kavga ettin ya. Ne? O biri nerede şimdi? Gelmedi. Niye? Ya niyeyse niye gelmedi, gelmedi işte. Bu tamam. Bugün açma, yarın yenilersin. Bunları da buraya bırakıyorum, tamam? Eyvallah, sağ olasın. Eyvallah. Hadi sen git, ben içerileri falan toplayayım biraz. Hadi, sağ olasın. Thank you.
içeride. İçeridedir tabii, onun dükkanı ya. Senin ne işin var burada? Bir şey mi lazım oldu bu saatte? Yok, bana bir şey lazım olmadı da. Ömer'in yanında olacak birine ihtiyacı vardı. Ben de yalnız bırakmak istemedim. Hiç gerek yoktu. Zahmet etmeseydin. Vardı. Çünkü sen yoktun. Hayrola? Yok bir şey. Misafirini geçiriyordum. Misafir mi? Ben bu mahallede doğdum Rüya. Buralıyım ben. Asıl sen bizim misafirimizsin. Bir şey ihtiyacın olursa ara, çekinme. Görüşürüz. Arkadaşlarını bırakıp gelmişsin. Biraz konuşalım mı? İyi misin? Atlas'ı götürdü. Kim? Bülent mi? Ne yapacağız böyle? Karşılıklı oturacağız mı? Bakışacağız mı? Ne iş vardı o kızın burada? Elimi görmüş. Pansumana mı gelmiş? Evet. Yani dünyanın en büyük hainliğini yapmış ve pansumana gelmiş. Ömer, ben ciddiyim. Ben de ciddiyim. Ne oluyor sana ya? Bir şey oldu yok bana. Bırak Allah aşkına, önce restoranda yaptıkların, şimdi böyle pişkin pişkin. Pişkinlik mi? Kız buraya gelmiş, elime sargı bezi getirmiş. Bunda ne var? Bu mu pişkinlik? Açık açık söylüyorum işte sana ben. İnsan gecenin bir yarısı eski sevgilisiyle. Eski sevgilisi olup olmamasıyla ne alakası var bunun ya? Kız elime sargı bezi getirmiş. Bunda bir suç mu var? Şimdi de onu mu koruyorsun? Ya ortada bir suç mu var? Kabahat mi var ki ben kızı koruyayım ya? Kız elime sargı bezi getirmiş. Olay bu. Hem Zeyno'nun korunmaya ihtiyacı mı var? Yok, ben seni gerçekten tanıyamıyorum bu gece. Bak bunu ikidir söylüyorsun. Bana tanıyamıyorum diyor. Neymiş tanıyamadın ya? Benim işte Ömer. Ben al buyum. Dün neysen bugün de oyum. Senin derdin başka, niyetin belli. Neymiş benim derdim? Sen elindekinden memnun değilsin. Yani tanıyamadığından falan filan değil bu kavga gürültü. Tanımaya mı başladın işte, asıl mevzu. O ne demek? Bu demek. Ben sana daha önce de söyledim. Bu aşk mevzuları insanın kalbinde başlar, gönlünde başlar. İlk başta güzel gelir. Sonrasında hayatın gerçekleriyle karşı karşıya kaldığın zaman da duvara toslar. Sen kimsin, ben kimim, tamam mı? İnsanın kim olduğu insanın derisine yapışır. Sonrasında kazısan da çıkmaz. Sen de beni tanımaya başladın, gerçek yüzümü görmeye başladın. Ondan böyle oldu işte bu iş. O kadar saçmalıyorsun ki şu anda. Ne alakası var bunun bizim durumumuzla? Çok alakası var. Biz seninle denk değiliz kızım. İşte sen de bunu görüyorsun. Yok kavga etmişsin, yok Serkan'ın arkadaşına yumruk atmışsın falan filan. Bunlar fasafiso. Asıl sen sadede gel. Neymiş? Birbirimiz için uygun değiliz desene. Benim kafamdaki düşündüğüm kişi sen değilmişsin desene. Ben seni yanlış tanımışım desene. Bizden olmaz desene. Bu. Olay bu. Biz denk değiliz öyle mi? Öyle. Yalan mı? Değil. Bir de neydi? İnsan dengiyle mutlu olur diyordun değil mi? Aynen öyle. Peki. Hadi o zaman gelelim asıl mevzumuza. Kimmiş senin dengin? Zeyno mu? Ne alakası var? Çok alakası var Ömer. O geldiğinden beri o kadar değiştin ki. Bir de bana söylüyorsun beni istemiyorsun diye, yalan söylüyorsun. Asıl sen beni istemiyorsun. Niye? İlk aşkın geldi diye. Rüya. Ya tamam deme bir şey ya. Ama şimdi senin eline beline bir şey olur yine. Elin kötü olur. Zeyno'yu ararsın, gelir hemen. Çağırdığında geliyor zaten belli ki. Bana lüzum yok. Kimim ki ben? Misafirim ben burada. Durur musun, bir şey söyleyeceğim. Tamam, gelme peşimden, gelme. Gelme, sen otur, yaptıklarını düşün. Haksızlık ediyorsun çünkü bana. Daha fazla kaldıramayacağım bunu. Ne yapacağımı bilemedim. Öylece aldı gitti çocuğu. Yani polisi aramayı falan düşündüm ama ne diyecektim?
babası oğlunu götürdü. Lütfen bu çocuğu bulup bana geri getirin mi diyeceğim. Adam bana siz kim olarak bunu istiyorsunuz dediğinde ne cevap vereceğim ben bu insanlara? Şerefsiz herif çocuğu şantaj malzemesi olarak kullanıyor. Yeni bir şey değil ki, bunu hep yapıyor. Ya bunun başka bir yolu olmalı Çiçek. Yani bizim bunu şikayet edebileceğimiz bir şey mesela. Ha? Eğer bunun bir yolu olsaydı inan Tomris Hanım bulmuştu. Yani maalesef problemimiz o. Bizim Atlas üstünde hiçbir yasal hakkımız yok. Ben onu yapacağımı bilirim. Ne demek o? Ona karşısındakinin kim olduğunu hatırlatacağım. Hayır, hayır. Bak biliyorum dünyanın en beş para etmez adamı, evet. Aldığı nefes israf ya, evet. Ama bu işi senin yöntemlerinle çözmeyeceğiz. Çiçek, ben böyle elim kolum bağlı duramam. Bak biraz mantıklı olmak zorundayız. Ya onu kızdıramazsın. Ya bütün hırsını Atlas'tan çıkarırsa, canı sıkıldı diye Atlas'tan çıkarırsa sinirini, ne yapacağız? Bülent'i kışkırtmayacaksın. Tamam mı? Tamam mı? Zaten onun ne istediği ortada. Kendi de söylüyor miktarına kadar. Ne istiyormuş? Ne kadar istiyormuş? Ha? 20 milyon. Benim bu parayı bir şekilde ona vermem lazım. Vermen lazım Çiçek, vermen lazım. Tamam, ben anlıyorum seni. Tamam mı? Anlıyorum. Ama bu iş böyle bitmeyecek. Daha önce Tomris Hanım bu adama para vermedi mi? Ha? Ya bu böyle bitmeyecek ki. Bu herif her seferinde şantajla daha fazlasını alabileceğini bildiği sürece bu böyle bitmeyecek. Bak, olacaktır ben sana söyleyeyim. Herif gelecek. Sen parasını vereceksin. Çocuğu getirecek. Tamam mı? Üç gün sonra gelecek. Tekrar para isteyecek. Tekrar çocuğu götürecek. Velayette onda tabii. Tomris Hanım da içeride zaten. Bizim bu herifin yerine dair hiçbir bilgimiz yok değil mi? Yani hiç bilmiyoruz. Hı? Benim bir şekilde bu parayı bulmam lazım. İyi de Çiçek, bitmeyecek ki bununla. Ya evet de ne fark eder ki? En azından Atlas yanımızda olur. Bir çözüm bulunur mu bulunamaz mı? Sonra bakarız buna. Hoş tabii. En ufak bir kan bağım bile olmayan bir çocuk için böyle annesiymişim gibi. Çiçek hayır hayır, saçmalama. Atlas seni çok seviyor. Annesi yerine koyuyor seni, sen de biliyorsun. Evet ama bence de Ali haklı. Ne dedi ki? Sen bu çocuğun annesi olamazsın, ancak bakıcısı olursun dedi. Saçmalamış. Saçmalamış. Hem az önce dedin ya, kan bağımız bile yok diye. Yani o işler öyle kan bağıyla olmuyor. Zaten öyle olsaydı benim annem bana annelik ediyor olurdu. Ne demek o? Yani şöyle söyleyeyim. Çelebi ile annemin arasındaki bağ... Benle annem arasında yok. Ya kan bağıyla kurulan şeyler değil bunlar. Yani abini bilemem ama annenin sana çok değer verdiğine eminim. Vermiyor. Ben de buna eminim. Annenin yanıldığından da eminim. Nerede o bu arada? Yani en son olaydan sonra siz konuştunuz mu hiç? Gitti. Nasıl gitti? Gitti. Gitti, çok fena kavga ettik. Gitti. Tamamen ayrıldık biz. Neden peki? Sahip bile çıkamadığım bir çocuk yüzünden. Ben Atlas için Ali'den vazgeçtim. Şu hale bak. Atlas yanımda bile değil şu an. Çiçek, tamam, sakin ol. Tamam, düşünme şimdi bunları. Tamam. Çiçek.
bir yolunu bulacağız. Tamam mı? Sana söz veriyorum. Ulan. Ulan sizi kim doğurdu ya? Kim doğurdu sizi ya? Lan oğlum. Maçı var televizyonda, maç. Alıya bakacağını maçı izle. Bana değil, bana değil. Maça. Ey Allah'ım ya. Şu tipe bak. Bana ne lan? Ne yaparsan yap. Lan vur şu topa ya. Vur şu topa. Allah Allah ya. Bu gece beraber uyuyabilir miyiz? Olur, tabii. Peki bana sarılacak mısın? Sarılırım tabii ki. Hiç bırakma. Hiç bırakma. Hiç bırak. Canım benim. Günaydın. Günaydın. Ne oldu? Neden şaşırdın? Masada güneş yok. Okula gitti. Onu söylemedim. Güneş masada olmayınca sen benim karşıma oturmazsın. Artık öyle değil. Çay? Alırım. Kararını verdin herhalde. Verdim. Ne yapmaya çalışıyorsun? Peynirimi yiyorum normal bir şekilde. Öyle mi? Daha dün yüzüme bakmak istemezken bugün karşıma geçmiş peynir mi yiyorsun? Çünkü bana başka bir seçenek bırakmadın. Yani? Yani. Hani senin hayal gücüne bırakıyorum dedin ya. Ben de düşündüm. Ve hayal ederken bile senin ne kadar ileriye gidebileceğini gördüğüm için. Bunu zaten bildiğim için. Tamam yani. Olmadı. Yapamadım. Gittim. Beceremedim. Geldim. Burada direnmeye çalıştım. Olmadı. Belki de sen haklısın. Yeni bir oyun mu bu? Oyun değil Çelebi. Oyun değil. Oyun oynamaktan da yoruldum. Senin her seferinde savaşa girip her seferinde kaybetmekten de yoruldum. Bitti tamam. Yapamadım işte. Olmadı yani. Sonun o kadına benzemesini de istemiyorum. Ne? Yalan mı? Sana direnmenin bedeli bu değil mi? Ben bu direnişe devam edecek olursam beni de öyle bir hayata mahkum etmeyecek misin? Mahkum falan yanlış sözler. O bir kazaydı. Tamam. O zaman her neyse işte bir kazaya kurban gitmek istemiyorum diyelim. O kadar. Tamam. Yok. Oyun yok. Anlaşma yok.
vazgeçtim. Ama senden tek bir şey istiyorum. Bu senin için zor biliyorum ama birazcık bana güvenmen. Ki ben de biraz nefes alabileyim. Ne demek bu? İnsan görmek mesela, sokağa çıkmak. Normal basit istekler yani. İstersen beni takip ettir ki zaten ben istesem de istemesem de takip ettireceksin. Nereye gitmek istiyorsun rüyalarım? Hayır, Thomas'ı görmek istiyorum. Benim yüzümden bin tane bela açtın zaten kadının başına. Hiç olmazsa yüz yüze gidip bir özür dilemek istiyorum. Tamam. Adnan götürsün seni. Tamam, teşekkür ederim. Ne düşünüyorsun? Bir şey düşünemiyorum. Kafam patlayacak gibi. Emin misin peki? Gerçekten yani o kız yüzünden yaptığını. Değilim. Değilim ama değiştiğinden eminim. Yani çok çok sert, çok saldırgan. Ama yani kavga ediyorsan çocuğun damarına basmışlar. Üstüne gitmişler, normal. Onu demiyorum ya. Benimle konuşurken, tartışırken o kadar sert ki. Bizim olmayacağımız zaten başından belliymiş gibi davranıyor. Sanki birkaç gün önce yanında uyandığım adam değil. Biraz abartıyor musun? Umarım öyledir. Ama yani bir yandan da dün geceden beri aramadı. Aramaya geçtim, mesaj bile atmadı, neredesin diye sormadı. E gelme demişsin çocuğa. Ben gelme dedim, aramam dedim ona. İnsan merak etmez mi ya? Belki de etmiştir. Ama cesaret edememiştir aramaya. Her zamanki gibi umut dolusun. Artık değil. Yani bu seninle ilgili meseleyle alakalı söylemiyorum tabii ama... genel olarak çok yoruldum. Merak etme. Eninde sonunda getirecek Atlas'ı. Para olmadan mümkün değil. E nasıl halledeceksin peki? Of, bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani bugün avukatlar gelecek işte. Onların bir şey önermesini umuyorum. Siktir ya. Ne oldu? Geç kaldım işe yine. Yine geç kaldım işe. Alışamadın. Kafa mı kaldı? O zaman ay sen beni haberdar edersin. Bay bay. Geç kalacağız. Nerede kaldı seninki? Bilmiyorum ki oğlum ya. Aradım açmadı da. Kesin gelir ya. Abi ekip mekana girmeden içeride olmamız lazım. Yoksa giremeyiz içeri. Tamam Sinan, merak etme. Dur bakalım dur. Heh, geliyor zaten. Ömer koş koş. Abi geldim geldim. Nerede kaldın sen ya? Vallahi anca birader ya, kusura bakmayın. Sen eline ne oldu? Anlatırım ya, hadi. Nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz? Buradan aşağı ineceğiz. Ne oldu oğlum, söylesene. Oğlum rüyayla takıştık ya. O, tamam anlatırım. Tamam da bu hal ne? Lan tamam anlatırım, hadi ya. Hadi birader hadi. Bir şey mi vardı? Eğer görüşe gitmek istiyorsanız bunu yanınızdan ayırmamanız lazım. Çelebi Bey'in kesin talimatı var. Aksi halde sizi götüremem. Tamam, olur. Başka bir şey daha mı var Adnan? Bir de yanınızda nakit olmaması lazım. Tamam, yok zaten. Kontrol mü edeceksin? Çanta mı bakacaksın? Estağfurullah. Tamam, şöyle yapalım o zaman. Ben inerken çantamı sana bırakayım. Sadece kimliğimi alayım. Hı? Tamam. Peki yani
ben şunu anlamıyorum. Tomursan'ın bütün bu malı mülkü bana devretmedi mi? Her şeyini, hastanenin geliri. Evet doğru ama istediğiniz meblağ çok yüksek. Sizin kontrolünüzde olan hesaplarda böyle bir para yok. Bunun yerine elinizdeki gayrimenkullerden birkaçını satabilirsiniz ama bu da hemen olmaz. Peki yani hastaneden de mi alamıyorum? Çiçek Hanım, bu sistem sizin düşündüğünüz gibi çalışmaz. Nasıl yani? Yani bir işletmeniz varsa, diyelim gece bir restoran sahibi restoranından çıkarken kasasından para alır gibi kolay bir şekilde alamazsınız. Sistem var, prosedürler var. Gerekli onayları almadan, istediğiniz tutarı şirket yararına kullanacağınızı beyan etmeden ya da herhangi bir satın alma yapmadan hastaneden bu parayı çıkartırsanız zimmetinize para aktarmış olursunuz. Bu da bir suçtur. Ancak şirket yönetim kurulu başkanı olarak hesaplara erişim hakkı bende. Değil mi? Elbette İskender Bey. Tabii herhangi bir nakit çıkışı yapmak isterseniz önce kurulun onayını almanız gerekiyor. Biliyorum. Tamam, teşekkürler, siz çıkabilirsiniz. Peki. Acilen nakde ihtiyacım var. Yani Atlas için, hastanelerin hesabından para alabilmek için bir şekilde, bir prosedürde bir boşluk bulamaz mıyız? Maalesef. Peki şu fon vardı hani? Atlas'ın eğitim fonu. Evet. Atlas 18 yaşına geldiği zaman ancak kendisi kullanabilir. Tamam. O zaman çok da seçeneğimiz yok demek ki. Yani benim Bülent'e her şeyi devretmem gerekiyor. Bunu kesinlikle önermem. Çünkü bu geri dönüşü olmayan bir işlem. Tomris Hanım zaten tüm bunları size Atlas'ın servetini koruyabilmek için devretti. Evet, haklısınız. Ama Atlas yoksa bunların hiçbir anlamı yok ki. Doğru mu anladım? O zaman işlemleri başlatalım. Cemre Hanım, Tomris Hanım'ı göremezsiniz. Bu imkansız. Anlıyorum. Cemre. Tomris. İyi misin? Bu soruyu benim sana sormam lazım. Ben nezarethanedeyim, ne olacak işte. Sen asıl nasılsın? Çelebi'nin evine geri dönmüşsün. Oranın buradan bin beter olduğuna eminim ben. Yani... Yaşıyorum şimdilik en azından. Bu bile iyi haber. Doğru anladım değil mi? 20 milyon dediniz. Evet Çelebi Bey. Peki parayı neden istediğini söyledim. Bilgi vermedim. Yönetim kurulu toplamak için herhangi bir girişimde bulundu mu? Hayır. Kendisine hesap kullanma yetkisinin olduğunu ama bunu yapmak için yönetim kurulunun onayının gerektiğini hatırlattım. Buna rağmen sizi dinlemedi. Harika. İskender'in bu hızla kendi kuyusunu kazıyor olması bir başarı. Thank you.
Söyle Bülent. Uyanık Tomris tüm mal varlığını çiçeğe devretmiş. Ama ben yer miyim? Soyup soğana çevireceğim onları. Sen Tomris'in özgürlüğünü aldın. Ben de parasını. Çok yakında sıfıra sıfır kalacak. Atlas yanında mı? Çiçek 20 milyon getirene kadar. 20 milyon mu dedin? Aynen. Arayacağım yine seni. Öyle işte. Nezarethanede duruşmayı bekliyorum. Asıl sen anlat. Sana bir şey yaptı mı? Yok, bir şey yapmadı henüz. Hayal gücüme bırakıyormuş. Ne demekmiş o? Beni Ozan'la konuşurken görmüş. Hı hı. Yani o evden hala kaçmak istediğimi öğrenince çıldırdı. Delirdi yani. Üstüme saldırmaya başladı. Ben de o anda böyle kendimi korumak için elime ne geldiyse kaldırdım. Yani o anda onu öldürebilirdim biliyor musun Tomris? Kaldım öyle. Sonra geldi işte üstüme yürüdü. Bir şekilde aldı onu elimden. Kafama vurmak için. Sonra durdu. Durdu baktı. Bu korku sana yeter dedi. Yani vurmuş olsaydı, indirmiş olsaydı kafamı onu, muhtemelen şimdi İsviçre'de bir hastanedeydim. Merdivenden düştüğün için değil mi? Yani balkondan atladığım için de olabilir. Ne diyorsun sen? Cemre böyle yaşanmaz. İnsan böyle ölümle burun buruna yaşayamaz. Evet ama yani insan o psikopatın eline kızını da bırakamaz. Mutlaka kendini korumanın bir yolunda olması lazım. Bir yolunu bulmak zorundasın. Yok. Yok, ne yapacağım? Bilmiyorum. Her yere zaten Adnan'la gönderiyor beni. Buraya da öyle. Bir tane cep telefonu verdi. Sürekli açık tutacakmışım. Dinleme cihazı falan da koymuştur içine kesin. Herhalde burada da dinlemiyordur değil mi? Hayır canım. Nezaret yani buraya gelirken yanıma vermezler diye zaten annene bıraktım onu. Öyle. Cebimde param olsun istemiyor. Boşanma davasını iptal ettirdi. Kabul etmek zorunda kaldım. Kendimi korumak için evde. Ne fark eder ki? Diyelim ki onun bütün söylediklerini yaptın. Bu ona yetmeyecek ki. Yine öfkelendiğinde, sinirlendiğinde aynı şeyleri yapmayacağının bir garantisi yok. Yok tabii yani. Hiç zaten ne zaman sinirleneceği, delireceği belli olmuyor ki. Böyle bir anda kontrol etmek mümkün değil. Aslında mümkün. Ne oldu? Ne geldi? Ne yazıyorsun? Eve dönerken Adnan'a söyle başım ağrıyor falan de bir bahane bul. Bir eczanede durdur onu. Ama arabadan tek başına in. Tamam mı? Ve bu ilaçları al. Tamam mı? Al. Ne yapıyor bunlar? Bunlar birlikte kullanıldığında sakinleştirici etkisi olan ilaçlar. Öyle yeşil reçeteye falan gerek yok. Anladın mı? Yemeğine, içkisine ya da işte her şeyine neyine istiyorsan karıştır. Yarım saat içinde etki eder. Özellikle bir aradayken, onunla yan yanayken mutlaka almasını sağla. Böylelikle sana öfkelenecek olsa dahi kolunu kaldıracak hali olmayacaktır. Anladın mı? Tamam. Yalnız buraya yazdığım dozları çok iyi ayarlaman gerekiyor. Ağır yan etkileri olabilir. Ne gibi? Yani şimdi morfin gibi düşün. Yani hem sakinleştirici etkisi var hem de bağımlılık yapar. Yani ufak bir kan testinde bile çıkabilir. Onun için dozun çok iyi ayarlanması gerekiyor. Ne çıkar yani mesela? Yani ufak çaplı bir check-up dahi yapsa orada uyuşturucu mu kullanıyorsunuz diye sorarlar çünkü görünür. O zaman da adam senden şüphelenir. Anladın mı? Evet. Dozun ayarlanması çok önemli. Tam ayarında koyacağım yani. Mesele büyüğü nasıl yaptığın değil, doğru büyüğü yapmak.
Hoş geldiniz İskender Bey. Çiçek evde mi? Evet, içeride. Buyurun. Bir şey mi buldun? Ne oldu? Yok ama olacak. Ara şu herifi, çocuğu getirsin, parasını da alsın. İskender, bu... 20 milyon lira. Nakit. Ama bu çok fazla. Sana söyledim, ben bir başka bir yol buldum zaten. Bütün mülkü üstüne geçirince... Hayır Çiçek, sakın. Kesinlikle öyle bir şey yapmayacaksın. Atlasın, geleceği o. Ama... Aması yok. Bak, sen kendini Atlas'ın annesi gibi görüyor olabilirsin. Ama ben onu yıllardır oğlum gibi görüyorum. Şimal öldüğünden beri... Ben her gün onu arıyorum. Her gün onun özlemiyle uyanıyorum. Bazen geceleri rüyamda onu görüyorum. O benim en yakın dostumdu. O yüzden Atlas'ı korumak senin olduğu kadar benim de görevim. Ben bunu Şimal'e borçluyum. O yüzden lütfen başka bir şey söyleme. Ara şu herifi, gelsin. Hı? Kalmamı ister misin? Aslında kalsan iyi olur. O zaman söyle akşam gelsin. Benim şimdi şirkete gitmem gerekiyor. Para da burada kalsın. Ben geleceğim. Biliyorsun, önceliğimiz eserlerin tarihi yapıya zarar vermeden çıkarılmasını sağlamak. Burası çok eski ve hassas bir yapı. Asıl tarihi eser toprağın altından çıkarılacaklardan ziyade şu anda yürüdüğümüz yerler. Peki çıkarılan tarihi eserler hangi döneme ait, belirlenebildi mi? Erken Bizans, Marsyus, Teberius dönemi. Durum gördüğünüz gibi. Kazı işlemleri birkaç hafta içinde tamamlanır. Sonraki aşamada ise çıkan tarihi eserlerin zarar görmemesini sağlamak. Çıkarılan tarihi eserlerin akıbeti ne olacak? Tabii ikimizin müdürüne teslim edilecek. Eyvallah. Ne demek? Bir şey olursa haberleşiriz ama, değil mi? Tabii tabii, her zaman. Sağ ol. Hadi kardeşim. Sinan sen? Ben biraz daha buradayım abi. Tamam, eyvallah. Sağ ol. Görüşürüz. Yasar. Tam yöntemleri belli işte. Mekandan tarih eserleri tamamen çıkarttıktan sonra patlatacaklar oğlum. Aynı sarnıştaki hikaye. Ömer. Hı? Aklın nerede kardeşim senin, ne oluyor? Bir şey yok oğlum burada. Nasıl bir şey yok ya? Geldiğinden beri havalara bakıyorsun, adamın anlattığı bir tek şeyi bile dinlemedin. Ne oluyor oğlum? Tamam oğlum, sen dinledin işte. Bir şey yapılacaksa söyle, yaparız. Ben yapılacak şeyi söyleyeyim sana kardeşim. Gidiyorsun, rüyayla konuşuyorsun, bu sorunu hallediyorsun, öyle geliyorsun. Öyle bir dünya yok biraz. Gideceksin Ömer. Oğlum, bilsem öyle söylemezsin ya, gitmeyeceğim. Ömer bak, bilmiyorum, bilmek de istemiyorum kardeşim. Tamam, sonuca bakıyorum ben. Bu sıkıntıyı bugün çözeceksin. Öyle bir dünya yok dedim ya. Vallahi yüzüne bakmam senin ya. Oğlum saçmalama ya. Ömer, sana şu kadar söylüyorum. Benimle gelmiyorsun. Bu sıkıntıyı gidip çözüyorsun. Yapacak bin tane işimiz var. Senin bu aşk sorunlarına uğraşamayız. Tamam. Biz ne diyoruz ya? Yemeğe gitmemişsin. Canım istemedi. Görünmüş şey değil. Dalga geçme. Ne dalga geçmesi ya? Durumun ciddiyetini anladığım için elimde kapüçinoyla geldim. Çok teşekkür ederim. Yalnız bir de bu var. Gerçekten canım istemiyor. Vallahi canının isteyip istememesi hiç önemli değil. Az sonra şekerin düşer, ortalığı birbirine katarsın. Ben ofisin selametini düşünmekle yükümlüyüm. Bak ya. Yalan mı? Yalnız çok iyi geldi gerçekten. Ne?
de aç değilim diyorsun. Bir kahve getirdik. İçine düşmediğin kaldı. Nasıl daldığın belli değil. Ne yapayım, çok köpüklü. Tabii tabii, köpüktendir. Kaldım da. Bakayım. Ya kalmadı. Yalan söyleme. Niye yalan söyleyeyim? Niye inanmıyorum acaba sana? Ömer. Bir şey mi oldu? Yok. Belki bir şey olmuştur diye geldim de çok bir şey olmamış herhalde. Her şey rutininde devam ediyor senin için. İyi. Saçmalama. Bunda saçmalanan bir durum görmüyorum ben. Hem senin keyfin yerinde ya, devam etsene sen. Çok istiyorsan koş peşinden. Yani hep onlar senin peşinden koşacak değil ya. Koşturacaksın benden. Niye koşuyorsun Rüya'ya? Ha? Koşmana ne gerek var? Çık yukarıya, Serkan bekler seni. İleri gidiyorsun. İleri gidiyorum. Ya ben dünden beri neler yaşıyorum? Senin haberin var mı ya? Ha? Öyle yapmasa mıydım? Böyle mi yapmasaydım? Aman bunları dövmese miydim? Zeynep'i dükkandan içeriye almasa mıydım? Rüya'ya bunları demeseydim? Hop oturup hop kalktım ya. Kız nerededir, ne yapıyordur, nasıldır diye. Bir arayıp sormadım bile. Arayıp sormadım. Mahalledeki taksi durağına gittim. Taksiyi buldum. Çiçeklerin oraya gitmişsin. İçim rahatladı benim de. Oldu mu? Zaten merak etmemişim. Ben de onun için gidip elin erkekleriyle gülüşebilirim gayet. Zaten Ömer de beni düşünmüyor. Aa ne güzel. Ben de yoluma bakayım ha. Ne alakası var? Nereden çıkarıyorsun bunları ya? Vallahi bence çok alakası var. Gayet senin yapabileceğin bir şey zaten. Sen bana demiyor muydun önünden çekil bekleme yapma diye? Gitmeye ne kadar meraklıymışsın sen ya? Ben sana öyle demedim. Ya elimden tut ya da karşımda durma dedim. O eli sen bıraktın. Ben senin elini falan bırakmadım. Durduk yere arıza çıkaran sensin. Durduk yere arıza çıkardın. Evet. Tamam Rüya Hanım. Sen de gidersin, bundan sonra arıza çıkarmayacak medeni erkeklerle gülüşürsün, gezersin. Zaten Ömer beni düşünmüyor. Hatta ne diyordun? Ben seni tanıyamadım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de seni tanıyamamışım. Çok yanlış tanımışım seni. O kadar yanılıyorsun ki sana açıklama yapma gereği bile duymuyorum. Tamam yapma. Senden bir açıklama bekleyen yok ki. Paşa gönlüm bilir. Yapma. Yapmayacağım zaten. Yapma tamam. Allah Allah. Şans getirsin size. En çok ihtiyacım olan şey. Adnan. Efendim? Dursana. Neden? Biraz yürümek istiyorum yüksek müsaadenle. Estağfurullah da. Daha ne? Eve 300 metre kala kaçacak halim yok. Ben size eşlik edeyim. Adnan. Sen arabayı eve bırak. 5 dakikaya kadar gelmezsem Amerikan başkanı dahil herkese haber verin. Tamam? Çok güzel.
Hah, İskender Bey, Çelebi Bey sizi odanızda bekliyor. Sebebini söyledin mi? Hayır. Hayırdır, bugün 23 Nisan mı? Ya, o dündü. Koltuk sevdanın miadı doldu kardeşim. Ne söyleyeceksen çabuk söyle, işim gücüm var benim. Kime diyorum? Yönetim kurulunun onayı olmadan şirketten şahsi hesabına para çekmişsin. Salaklığı kimin için yaptın İskender? Defol git buradan. Küçük bir an, küçücük. Acaba dedim, bana olan nefretin sayesinde acizliğinden kurtulur musun? Yanıltmadın beni. İskender işte. Sürekli vicdan azabı çeken, zayıf, zavallı birisi. Önce insanların canını acıtıyorsun, çiçek gibi. Sonra ayaklarının altında paspas oluyorsun. Senin ruhun fakir İskender. Kes sesini. O kız var ya, hizmetçi. Tam senin layık. Ama işin kötü tarafı, o bile sana bakmıyor. Kes sesini dedim. Çiçek, ayaklarının altında dünyayı sersen, onun gözünde bir çöp kadar değerin olmayacak. Bir kelime daha edersen yemin ederim mahvederim seni. Yarın yönetim kurulu toplantısı var. Şirketten ve yönetim kurulu başkanlığından azledilmek için. Yazık. Sen benim hayatımdaki en büyük başarısızlığımsın İskender. Ulaşamıyorum. Yani parayı vermek için. Tamam, tamam. Ben ilgileniyorum. Atlas iyidir, değil mi? İyidir, merak etme. Bülent ona zarar vermeye cesaret edemez. Onun derdi para. Daha önce verdi ama. O yüzden konuşamıyor. Bülent bile bu kadar yaklaşmışken hata yapmaya cesaret edemez. Güven bana.
Al bakalım. Babamın elinden yemek yemedim de demezsin artık. Tırsmalan bir şey yapmayacağım. Çiçek ablan delirmiş. İyi. Kıvama geliyorlar. Biraz daha kudursun ama değil mi? Kudursun ki benimle pazarlık yapamayacağını anlasın. Allah kahretsin seni. Cemre Hanım, Rüya Hanım geldiler. Cemre. Cemre iyi misin? İyiyim. Yani yaşıyorum. Doğru söyle. İyiyim, merak etme. Gerçekten otur. Otur, sen anlat, ne yaptın? Tamam, bizi boş ver şimdi. Sen nasılsın, onu söyle. Yani işte Çelebi'nin kurallarına göre yaşıyorum. Öyle olunca o da bana nefes aldırıyor. Cemre, sen iyi misin gerçekten? Yani iyiyim. İyi olmak zorundayım. Kendim için, güneş için. Böyle oldu. Yani bu kadar yapabildik. Yapacak bir şey yok. Ana sen, senin neyin var? Ömer. Ne oldu? Bir şeyler ters gidiyor. Ne gibi? Çok büyük kavga ettik. Gözümün önünde iş arkadaşım dövdü. Diyorsun. Dahası bundan gram pişmanlık duymam. Gel. Çelebi Bey, imzalamanız gereken sözleşmeleri getirdim. Yani tatlım, bunların hepsini ona teker teker anlatman lazım. Kafanda içinde ne varsa hepsini paylaş. Böyle içinde büyütme. Konuşabilir miyim bilmiyorum. Ya o kadar kapalı ki. Tamam, açmanın bir yolunu bul o zaman. Bu şekilde ilişki gitmez. Tamam hadi, benden çok konuştuk. Biraz da... Yani anlatacak bir şey yok bende. Alışmaya çalışıyorum. Birazdan güneş gelir okuldan. Günüm aydınlanır. Tamam, ben gideyim o zaman. Tamam. Tamam. O zaman ben uğurlayayım seni. Bir dahaki sefere güneşi de görürsün. Şunu cebine koy. Ne oluyor, ne bu? Kendimi korumak için. Nasıl? Çelebi ilaç vermeye başladım. Ne? Şişt, tamam dinle. Sakin ol. Tamam, başka çarem yok. Tomris verdi yani sakinleşmesi için. Kendimi ondan korumak adına Rüya. Başka bir planın mı var o zaman? Yani sadece yaşıyor olmak bana yetmiyor. Kızımla beraber bu evden çıkmak istiyorum. Yani? Yani Çelebi'nin bana yaptığını ben ona yapacağım. Cemre, bu çok tehlikeli. Tehlikeli olan şu an bu evde oluyor olman. Tamam mı? Ben birazcık araştırdım ilacı. Sen de bir bak. Yani Thomas'ın dediğine göre de yani bağımlılık yapabiliyor. Eğer kanında çıkarsa sonrasında velayet davasında, boşanma davasında bizim çok işimize yarayabilir. Seni yakalarsa da olacakları düşünmek bile istemiyorum. Ya başka çarem yok. Ozan'la Ömer Sarnıç'taki kaçakçılığı ispatlamak için uğraşıyor. Ya bütün hayatımı tek bir ihtimale bağlayamam Rüya. Başka çarem yok. Tamam. Esacı bana birer tane verdi. Bunlardan sen de birer tane al. Tamam. Tamam. Tamam canım, görüşürüz. Gidiyor musunuz Rüya Hanım? Evet Fatma, görüşürüz. İyi günler efendim.
Yine gel. Geleceğim. Ya döndük dolaştık. İş yine bu tarihi eserlerin nerede ve nasıl kaçırıldığını öğrenmekte kilitlendi ya. Öyle. Bizim bu heriflere suçüstü yapmanın bir yolunu bulmamız lazım Ömer. Öyle. Bu Dursun Yaman denilen herif de zaten Çelebi'nin kopyası çıktı. O da karda yürüyor, izini belli etmiyor. Bu neymiş ya? Doğru. Ben diyorum ki bu ikisini de çekip vurayım ya. Sen misin birader? Ne diyorsun oğlum sen Allah'ını seversen ya? Ha? Derdin ne Ömer senin? Ne rüyayla derdiniz ne kardeşim? Nereden başlasam? Başla anlat bir yerden ne? Oğlum rüya bana çok uzak ya. O ne demek Ömer? Ya şu elimin üstündeki yarayı bereyi bile kaldıramıyor yani bu. İyi yapıyor kardeşim. Sen o yumruk değilsin ki. Yani sadece o değilsin. Sen konuştun mu rüyayla? Şahtık, şahbaz olduk işte. Konuştukça batıyoruz. Bilmiyorum ben ne yapacağım. Çiçoğum çok özür dilerim ya. Senin üzüntün sana yetmezmiş gibi bir de ben. Ya saçmalama. Asıl sen kusura bakma. Benim aklım tamamen Atlas'ta. Çiçek. Bülent'in yerini öğrendim. Ne işin var senin burada? Ya bana yardım etmek için geldi. Atlas için. Etmesin. Bu evden de Çiçek'ten de uzak dur. Rüya sakin ol. Olamam. Bak ne yapmaya çalışıyorsun bilmiyorum ama kardeşimden uzak dur. Bülent seni yarın arayacak. Gideceğin yeri söyleyecek. Ah çiçoğum ya. Sen yaşananları unutmak istiyor olabilirsin ama ben Sarnıç'ta yaşananları unutamıyorum. O babamın katili. İyilik için bile olsa ne olur uzak tut onu etrafından. Babamın katili. Cemre bugün kimseyi aramamış. Doğrudur efendim. Ev telefonunu da kullanmadı. Bilgisayar, tablet. Hepsini adım adım takip ettiriyorum. Herhangi bir hareket yok. Peki Tomris'ten sonra? Bir ara başı ağrıdı. Ağrı kesici almak için eczanede durduk. Onun haricinde bir şey yok. Evin etrafında durum nasıl? Korumalar nöbette. Biri yakalanırsa? Cezası kesilecek. Thank you.
sana senin ihtiyacın var ya Cemre. Lütfen bir daha gelme buraya. Korumalar her yerde. Çelebi bizim dilek feneri yaktığımızı gördü. Sakın bir daha yapma. Ben iyiyim. İhtiyacım varmış. Biraz daha. Doydum anne. Ellerine sağlık. Afiyet olsun aşkım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar baba. İyi akşamlar bir tane. Su. Şarap lütfen. Tatlım yemeğin bittiyse dişleri fırçalamaya. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Afiyet olsun baba. Sana da bir tane. Bunu daha ne kadar sürdüreceksin? Hayatta kalmak istediğim sürece. Neden sana inanamıyorum Cemre? Bana inanmak zorunda değilsin. Ben de senin beni öldürmeyeceğine inanmıyorum. Ama yaşamak için başka şansım yok. Doğru yolu bulman senin adına sevindirici. Öyle. Madem artık aklını başına da topladın, seçim kampanyası için üstüne düşeni yaparsın. Ne istiyorsun? Partinin kadın kollarıyla çalışmanı istiyorum. Beni temsil etmeni. Tamam. Adnan seni götürüp getirir. Adnan beni götürüp getirmesin. Ya zaten peşime adamlar takacaksın. Hiç olmazsa başımda gardiyanla gitmeyeyim. Peki. Nasıl istersen. Yarın bir de seni bekliyorlar. Getiririm. Sen tabakları götür. Tabii Cemre.
aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra telesekretere mesajınızı bırakabilirsiniz. İskender, defalarca aradım açmadın. Şimdi de telefonun kapalı. Seni merak ediyorum. İyi misin? Mesajımı alınca... Neredesin sen? Buradayım. İyi misin? Zavallı İskender. Yine sevgi dilenmeye geldi. Ne oldu? Boş ver ya, hep aynı şeyler. Tamam. Anlat yine de. Ben kendimden sıkıldım, biliyor musun? Zayıflıklarımdan, zaaflarımdan, pişman olmaktan, insanların bana baktıklarında gözlerinde nefret görmekten bıktım. İyi bakmadığın içindir o. Neden ben bütün sevdiklerim katil oluyorum? Bu nereden çıktı şimdi? Şimal. Şimal. Şimal benim dostumdu. O sarnıçta benim yüzümden öldü. O patlama bir kazaydı. Ama bu Şimal'i geri getirmiyor. Geçmişi düşünüp kendini suçlamayı bırak artık. Sonra? Sonra? Konuş. Yok bir şey. Bak bana. Ben varım. Buradayım. Seni çok seviyorum. Sen olmasan zaten... Senin sıcaklığın, dostluğun olmasa... Çelebi mi dağıttı seni yine? Şirketten az edecek beni. Nasıl? Neden? Çiçeğe 20 milyon lira verdiğim için. Ne? Atlas için de. Yani hem Atlas hem Çiçek için de. İskender, delirdin mi sen? Aklını mı kaçırdın? Ya böyle bir şey nasıl yaparsın? Abine böyle bir kozu nasıl verirsin? Yapmam gerekiyordu, yaptım. Sen bu şirkette hak ettiğin yere geçebilmek için yıllarca bekledin. Şimdi Çiçek yüzünden... Gerçekten inanamıyorum sana. Söyleyecek söz bulamıyorum. Bulmam. Çünkü pişman değilim. Ben yatıyorum. Önce böbreğini kaybettin, şimdi şirketi. Bu kız senin sonun oluyor, görmüyor musun? Öyle mi diyorsun? Öyle. Vicdan azabından gözün hiçbir şey görmüyor. Kendini bitiriyorsun. Hayatını bitiriyorsun. Bitiyorum öyle mi? Çok güzel.
belki de, ama kim bilir, belki de hep vardın, eşlik ediyordun sessiz ve sessizce. Belki de şimdi anlıyorum, kurnazca ayırdın beni. Belki de lime lime savurdun sevdiklerimi. Belki de yalnızlığım, yaşamak zorunda oldum, beraberliğimsin yalnızlığım. Kanımsın, canımsın, sen benim çaresizliğimsin yalnızlığım. Bugünüm, yarınım, sen benim hüzünlerimsin yalnızlığım. Tek bilebildiğim, sen benim vazgeçilmezimsin. İstedim ama belki de bir aşık gibi inatla bunca zaman kendine sakladım. Belki de bir tohum gibi serpildin, krizlendin, ben oldum. Belki de yatağımı bile paylaşabilmek için benimle yalnızlığım, yaşamak zorunda oldum, beraberliğimsin yalnızlığım. Kanımsın, canımsın, sen benim çaresizliğimsin yalnızlığım. Bugünüm, yarınım, sen benim hüzünlerimsin yalnızlığım. Tek bilebildiğim, sen benim vazgeçilmezimsin. Misafirimiz var. Kim? Dursun Yaman. İyi. Sorunsuz bir akşam olsun istiyorum. Tamam. Sen iyi misin? Yani hapishanedeki biri ne kadar iyi olabilirse. Bugün partinin kadın kollarıyla görüşmem var. Unutma. İyi. İlk günü. Adnan götürsün seni. Olur. Akşama görüşmek üzere. Görüşürüz. Hele şükür ya, neredesiniz? Atlas iyi mi, nerede? Keyfi paşalarda yok. Adresini söyle, paranı getireceğim. Tamam, tamam, geliyorum. Size başka bir şey hazırlamamı ister misiniz? Ha, yok canım, hemen çıkacağım zaten. Ben bakarım.
şey mi oldu? Evet oldu. İskender'e çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Sana aşık oldu. Onu nefretinle bitiremedin. Ama sayende o aşkından kendini bitirecek. Siz ne saçmalıyorsunuz? Gerçekten ben anlayamıyorum yani. İskender sana aşkından ne yaptığını bilmiyor. Kontrolünü kaybetti. Sana verdiği parayı nasıl buldu zannediyorsun? Şirketi kaybederek, Çelebi'ye yenilerek. Bunu bilmiyordum. Bilemezsin. Çünkü hiç sormadın. Çünkü İskender senin umurunda bile değil. Benden ne istiyorsun? Ondan uzak dur. Uzağım zaten. Değilsin. Bak. İskender vicdan azabını aşk zannediyor. Sana karşı kendini suçlu hissediyor. Vicdanını temizlemek için her şeyini kaybedecek. Çekil yolundan. Yoksa Çelebi onu da bitirecek. İlk işi de bugün şirketle ilişiğini kesmek olacak. İskender'den uzak dur. Yoksa onun sonu olacaksın. Çelebi yorgun görünüyorsunuz. Yok, gayet iyiyim. İskender Bey'i bekleyelim biraz daha. Bekleyelim. Eli kulağında. Birazdan gelir. Ne? Söylemiştim. Başlayabiliriz. Bütün takım benim fişimi çekmek için toplanmış. Şirket yönetmek sana göre bir şey değil İskender. Ciddiyet ister. Uzatmayalım. Bir an önce sonuca gelelim. Şova lüzum yok. Başlayalım o zaman. İskender Kayabeyli'nin 21.03.2021 tarihinde şirket hesaplarından 20 milyon Türk lirasını zimmetine geçirdiği tespit edilmiştir. Bunlarla daha fazla İskender'i rencide etmeyelim. Malum kendisi duygusal hassas bir yapıya sahip. İncinmez. Bunları duymak istemezsin değil mi? Güzel. Oylamaya geçelim. İskender'in yönetim kurulu başkanlığından azli için evet diyenler. Ben sizin yerinizde olsam oylamaya geçmeden önce beni dinlerdim. Çelebi Kayabeyli şirketteki koltuğunu geri almak için sizleri yanlış bilgilendirmiş. Her şey ortada. Ben zimmetime para geçirmedim. Aksine şirketimiz adına yatırım yaptım. Hayır, artık değil. Çiçek, saçmalama. Ben Bülent'in elinden Atlas'ı kurtaracağım. Bunu nasıl... Ya beni bir dinler misin? Ben çocuğu Bülent'ten kurtaracağım. Ama sen de verdiğin sözü tutacaksın. Ne sözü? Çelebi'yi bitireceksin. Sen bana onu bitirmek için söz verdin. Seni bitirmesi için değil. Hiç
Lütfen seni yenmesine izin verme. Ne? Hiç. Neyse ne. Artık nasıl yaparsın, ne yaparsın bilmiyorum ama al bu parayı ve lütfen seni yenmesine izin verme. Tamam. Sana söz veriyorum. Önünüzdeki raporlarda şirket hesabından çekilmiş 20 milyon TL'nin nasıl yatırıma dönüştürdüğüne dair açıkça bilgiler mevcuttur. Abiciğim sen Tuzcu'ya hakimsindir. Bu durumda benim zimmetime para geçirdiğim iddia edilir mi, değil mi? Yüzünden anladığım kadarıyla edilemiyor. Güzel. Mesele kalmadı o zaman. Kalmadı. Bana karşı kaybetmeyi alışkanlık haline getir. Evet. Eğer bir sorunuz yoksa toplantı bitmiştir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu süreçte özellikle sana çok görev düşüyor Cemre. Ne gibi? Çelebi ile aranızdaki tatsızlığın izlerini silmelisin. Anlıyorum. En yakın sürede size bir röportaj ayarlayalım. Sonra sahada da yer alırsın. Çelebi'yi desteklediğini gösteren birkaç eylem planı hazırlarız. Ne dersin? Harika. Harika olur. Harika olacak. Elinizde bulunan dosyada bugüne kadar kardeş okul uygulaması çerçevesinde yaptığımız tüm işbirlikleri yer alıyor. Şahane. Bu dosya benim için yeterli zaten. Vaktinizi de almayayım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi çalışmalar, iyi günler. Yavaş yavaş, çocuklar yavaş. Eş. Geliyorum tamam. Sıra sendeydi ama. Al işte yandım. Ozan abi. Güneşciğim, bu annene. Babam görmeyecek. Aferin sana. Peki evde her şey yolunda mı? Yolunda. Hı. Hadi sen arkadaşlarına oynamaya devam et. Peki Ömer abi nasıl? Ama seni özlemekten başka bir sıkıntımız yok ki. Seni özlüyoruz. Unutma bunu, tamam? Unutma. Asma suratını asma. Sen kardeşinin sırtından bıçaklamanın başka yolunu bulursun. Zeki insansın. Ne oldu? Koşa koşa çiçeğe gidip sana parayı geri vermesi için yalvardım. Bu sorunu cevaplamayacağım bile. Zavallı İskender. Çiçekten medet umacak kadar düşmüşsün. Düzgün konuş. Çiçek. Az kalsın onun yüzünden şirket avuçların içinden kayıp gidiyordu. Direkten döndü.
Bu senin anlayabileceğin bir şey değil. Artık daha da eminim. Sen benim için bir mesele değilsin İskender. O kadar emin olma. Yumuşak karnını biliyorum. Neden bahsediyorsun sen? Ne diyorsun? Çiçek. Adı üstünde. Eninde sonunda solmaya mahkum. Eğer ona bir şey yaparsan. Ne yaparsın? Seni öldürürüm. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Sen de şunu öğren. Ben asla kardeş katil olmam. Ölmekten beter ederim. Çekil. Nerede? Canım. Canım benim. Seni çok özledim. Bakayım iyi misin? Hadi hadi evde hasret giderirsiniz. Kime diyorum? Alo. Sen burada bekle. Hemen geliyorum, tamam mı? Korkma. Özel konuşalım. Para nerede? Sana daha iyi bir teklifim var. Neymiş? Şimdi Atlas benimle gelecek. Ben de karşılığında tüm malları sana devredeceğim. Ne oldu? Nakit sıkıntısı mı çekiyorsunuz? Her şeyi diyorum Bülent. Tomris Hanım'ın sadece gayrimenkulleri bile senin istediğin miktardan çok daha fazla. Çocuk şimdi benimle geliyor. Yarın devir işlemlerini başlatıyoruz. Önce devir, sonra çocuk. Çocuk benimle geliyor. Zaten sözümü tutmazsam gene alır götürürsün. Kabul mü? Anne. Aşkım. Güzelim benim. Dileğim. Nasıl geçti günün? İyi. Oh. Ah bebeğim. Sen şimdi Fatma teyzenle yukarı çık. Ben de bir kahve alıp geliyorum, tamam mı? Tamam. Çelebi ile Dursun Yaman'ın çok yakında bir kaçakçılık sevkiyatı daha olacak. Tarih eserlerin ne zaman nereye gideceğini öğrenmemiz lazım Cemre. En ufak bir ipucu bile bizim için çok değerli. Bana gelme diyorsun ama nasıl yapacağımı söylemiyorsun. O zaman sen gel. Her gün aynı yerde, aynı saatte seni bekleyeceğim. Gelene kadar. Saat 2'de Uzun'un mekanında. Odasındaydı. Cemre.
gittikten sonra bir yere gittin. Hayır. Direkt eve geldik. Dikkatini çeken bir şey var mı? Yok efendim. Restorasyon çalışmaları nasıl gidiyor? Bir sıkıntı yok. Her şey planladığımız gibi. Temizliği yapacaktı. Birader, bana bir tane daha versene bunu. Dur abi. Yavaş be oğlum, ne? İyi ya böyle. Bir şey yok, iyiyim. Kardeşim, yükümüzü aldık. Gel efendi efendi, kalkıp gidelim. Oğlum iyiyim ya, bir iki duble daha içeceğim, hadi. Ya niye sen bu kadar inatçısın? Kalk gidelim diyorum işte. Oğlum hadi bak, telefonun çalıyor zaten. Hadi annen arıyor. Sen git bir iki duble daha içeceğim, sonra yol alıp gideceğim hemen, hadi. Hadi gel beraber, hah. Ulan ne uzattın ya? Bırak peşim oğlum ya. Ne darladın be? Ömer, yarın gidip Rüya ile konuşuyorsun, tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. E gidiyorum o zaman. Hadi git. Çok kal. İyi. Afiyet olsun. Hadi. Hadi eyvallah. Taksiyle git, üşüme. Geliyorum hemen. Müsaade var mı? Otur. Ne yapıyorsun sen? Beni takip mi ediyorsun? Kızlar çağırdı. Kızlar mı? İyi. Bu ilk hukuk altınız mı? Deşmiyor ha? Olur mu? Deşmiyorum, soruyorum. Ya niçin soruyorsun? Yani sürekli geliyorsun, bir laf sokuyorsun, acayip acayip. Unutamadım ayağı. Ne yani? Unuttum. Sonra hep hatırladım ama. İnsan unuttuğunu hatırlayınca unuttum sandığı hep geri dönüyor. Sen de hep döndün. Bazen bir tıkırtı yeterdi, biliyor musun? Nasıl iş anlamazdım. Hani bazı geceler pencereme taş atardın. Böyle cama değdiğinde tak sesi gelirdi hani. İşte haftada 7 gün senin cama taş atman bir gün. Ama ben o kalan 6 gün hep seni beklerdim. Işığı açmadan perdeyi aralardın. Gelip geçersin belki oradan diye. Bazen olurdun. Evin önünde böyle dağ gibi dururdun. Yapardım değil mi öyle şeyler? Mazi.
Seni her gördüğümde dünya daha güvenli bir yer gibi gelirdi bana. Sen beni hep korursun sanırdım. Çok derinlere daldın ya. Çık oradan ha. Nasıl? Ben çıkamıyorum bir türlü. Seviyorum değil mi seni? Bitmiyorsun ulan. Bir bitsen. Bir bitsen ben... Oh diyeceğim, oh bitti gitti tamam. Kapandı artık bu mevzu diyeceğim. Sen daha fazla rakı içme bence. Yani anası ondan gaz alıyorsun belli. Başlatma ulan çarkını. Neyin gazı ya? Ben 13 yıldır şuraya bir Allah'ın kulunu almadım. Sen ne anlatıyorsun bana? Beni terk edersin diyorsun. Al işte. Buradasın hala. Kim kimi terk etmiş söyle. İnsan bir hayale inanınca, bir rüyaya kapılıyor. Uyanmak istemiyor, rüya sürsün istiyor. Senin yaptığın da bu şimdi. Zeyno, işte rüya gerçek, biz yalandık. O yüzden de olmadı. O yüzden de bitti. Doğru. Evet. Böyle oldu. Sen o değilmişsin. Öyle. Belki de o değilmişim işte. Benim de şuramı başka atabileceğini görmüş oldum ben. Öyle oldu. Çok mu seviyorsun onu? Çok seviyorum. Hem suçlu hem güçlü ya. E ama sen de eve gitmiyorsun Rüya. Bir nevi evi terk ettin yani. Uzatma hadi. Yani Ömer birini dövdü diye ilişkinizi bitirmeyeceksiniz herhalde. Öyle de. Öyle de ne? Hadi git konuş. Yani bak gerçekten uzattıkça iş daha da böyle sarpa sarıyor. Hadi. İlk adımı sen atlıyorsun yani. Seviyorsan git konuş diyorum. Hadi. Oh ya. Bir gül, bir mutlu ol. Teşekkür Hoş geldin. Hoş bulduk. Cemre yok mu? Ah.
Hoş geldin. Nasılsın Cemre? İyi, çok iyi. Hemen yemeğe geçelim mi? Vallahi hayır demem. İyi. Hadi o zaman. Mersi. Seni çok iyi gördüm. Çelebi bana çok iyi bakıyor. Aferin ona. Ben sadece su alacağım. Şarabı özel olarak açtırdım senin için. Senin için de rakı. Teşekkür Hiçbir şeyi unutmuyorsun ha. Sen en kıymetli misafirimizsin. Afiyet olsun. Neyin şerefine içiyoruz? Sana. Onu hep yapıyoruz. Size içelim. Vardır yine yapsanız yeni bir şeyler. Her zaman. Ortaklığınıza. Ortaklığımıza. Ortaklığımıza. Arayacak sana da. Ya sen kendi işine bakar mısın? Daha düz yolda yürüyemiyorsun yine. Geç mi? Bayağıdır işim oldu. Belli. Oh. Hadi girsene. İstemiyorum. Hadi Zeyno, Allah için uğraştırma bizi. Gir eve ya. Lütfen hadi. Ya hadi gel, 2 dakika lan. Ne olacak ya? Hadi. Hadi. Hadi 2 dakika muhabbet yapalım. Heh, söyle. Biliyor musun? Birinin, sevdiğin birinin, senin onu sevdiğin kadar onun seni sevmemesi, onu yıllarca görmemekten daha zormuş. Sen de yıllar geçtikçe felsefe yapar olmuşsun. Güzel rakıda kafanı güzel yaptın. Oo, ben seninle o kadar çok konuştum ki. Her gece. Zeyno, sabah pişman olacağın laflar söyleme. Hadi geç içeri be. Ne var ya sanki 2 dakika dursan şurada? Ben sana az önce ne dedim? Ben seni 13 yıl bekledim dedim. Sen benim yanımda 13 dakika duramıyorsun. Niye? Öyle bir şey mi bu ya? Vallahi abartıyorsun, öyle bir şey değil bu ya. Öyle bir şey. Öyle bir şey o. Daha boktanı ne biliyor musun? Ya sormasam da söyleyeceksin zaten. Ney söyle. Ney? Ya Allah için ne yapıyorsun ya? Özür dilerim. Lütfen geç. Vallahi uğraştırma. Özür falan da dileme. Ne olursun hadi. Tamam. Rüya. 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 Rüya bir dur. Ya bir dinle. Bırak. Tamam bıraktım. Bırak. Sakin ol. Bir dinle. Neyi? Ya tamam, ne söylesen haklısın ama bir dur, düşündüğün gibi bir durum değil, bir dinle. Taksi. Lütfen bir dinle. İşine gelince ne kadar bedeliysin ya. Bravo sana, bravo. Benim uykum geldi, sen de artık hadi evine git mi diyorsun? Ha Çelebi? Evin lazım. Türk kahvesi bu işi çözer. Çok iyi olur hayatım. Tamam, sade yapıyorum. İyi misin sen? Evet, evet. Yorucu bir gün. Daha birazdan geçer. Peki. Rus alıcıdan haber var mı? Perşembe burada olacak. Perşembe.
Sevkiyat aynı gün mü olacak? Evet. İki parti halinde çıkaracağız. Ne oldu? Nedir bu yüzün hali? Acele ediyoruz sanki. Biraz daha beklesek daha iyi bir paraya satabiliriz. Bildiğimiz sularda yüzelim. Güvende olalım. Seçim öncesi risk almak istemiyorum. İyi. Görüşürüz karıcığım. Görüşürüz. Cemre Hanım'ın cep telefonu sinyalini adım adım izletiyorum. Cemre Hanım. Hoş bulduk. Saat 2:30'da Sezen Hanımlarla görüşmemiz var. Tamam. Merhaba. Neredesiniz? Seçim bürosundayız Çelebi Bey. Cemre Hanım bekliyoruz. Biriniz içeriği kontrol edin. Sen de gözünü dört aç. Bütün çıkışları kontrol altında tutun. Anlaşıldı efendim. Sen içeri gir bak, ben de etraf kolacağım. Tamam. Bey, Cemre Hanım burada değil. Cemre Hanım buldum Çelebi Bey. Tamam. Bir tuhaflık var. Trafiğe takılmıştır belki. Bülent.
paranın kokusunu alacak ve trafiğe takılacak. Yani onun sabahın köründe burada olması gerekirdi. Lan ne oluyor? Kimse yok mu? Kimse yok mu? Lan kimse yok mu dedi? Seninle çok eğleneceğim Bülent. Zamanı geldi Bülent. Siz taksimetreyi kapatmayın. 5 dakikaya geleceğim. Taksiden indim. Konumu atıyorum şimdi size. Tamam, geliyoruz. Daha hızlı arama. Konuşalım mı biraz? Ya susma ne olursun. Bağır çağır ne bileyim. Kavga et küfret ama susma be. Çekil önümden. Çekilmeyeceğim ya. Vallahi konuşalım. Sen haklıydın ya. Ben istemiyorum böyle bir ilişki. Tamam ne söylesen haklısın. Sana hak veriyorum. Ama yani benim kalbimdeki de, zihnimdeki de, gönlümdeki de tek kişi sensin be. Ömrüm seni seviyorum be. Benimle evlenir misin? Fazla kalamayacağım. Fazla vaktim yok. Dışarıda taksi bekliyor. Yani taksiye verecek param da yok. Dur. Ah.
Tamam sen kendin... Boş ver beni, sorun yok. Cemre gerçekten iyi misin? Bir şey yaptım sana. İyiyim, merak etme. Buraya zar zor geldim. Bir daha böyle bir şansım olmayabilir. Şimdi Çelebi ile Dursun Yaman bu tarihi eserlerle ilgili Rus bir alıcıyla anlaşmışlar. Neymiş adam? Adını bilmiyorum. Ama önümüzdeki perşembe gelecekmiş adam. İlk sevkiyatı o zaman yapacaklar herhalde. Tamam, çok güzel haber. Yani ama yani işte adın sanını nereye geleceğini falan hiç bilmiyorum. Tamam, sorun yok. Biz araştırıp buluruz zaten. Tamam, ben de herhangi bir bilgiyi edinirsem... Kendini tehlikeye atmadan. Tamam. Sen de. Ozan, bir daha evin oraya gelmeni istemiyorum. Çevre abla. Aması yok. Çelebi seni görürse öldürür. Anlıyor musun? Korkma. Korkuyorum. Ve korkacağım da. Sen bana bir şey demiştin, hatırlıyor musun? Ne? Sana bir şey olursa yaşayamam. Evet. Sana bir şey olursa ben de yapamam. Bu dakikadan sonra bana hiçbir şey olmaz. Ozan. Ne olur kötü bir şey söyleme. Seni seviyorum. Sen de seviyorsun. Ama biz birlikte olamayız. Cemre. Olamayız. Ben Çelebi'den boşansam da, çocuğumu velayetine alsam da, Çelebi hapse girse de... Neden? Seni yaşatmaz. Benim korkum yok. Ozan, bir daha benim yüzümü görmek istiyorsan bunu aklına yaz. Ne bugün ne yarın. Biz birlikte olamayız. Geldik efendim. Bunu hiç açmayacağım. Sen de açmayacaksın. Cemre. Söz ver bana. Ozan, bana söz ver. Yapacaksın. Yapmak zorundasın. Beni seviyorsan... Çok seviyorsun. Beni seviyorsan o zaman benim için yaşayacaksın. Söz ver. Ozan, söz ver. Bundan sonra rüya üzerinden anlaşacağız. Cemre. Senden bir ses, bir not... İstemiyorum. Hoşça kal.